Canon PowerShot SX210 IS'in ön bölümünde lens ve netleme yapılacağı sırada devreye giren otomatik netleme yardım ışığı bulunmakta. Bu ışığın bir başka görevi de zamanlayıcı kullanılarak fotoğraf çektiğimizde yanıp sönerek bizi bilgilendirmektir. Fotoğraf makinemizin üst bölümü ise ön bölümüne göre daha kalabalık. Sağ tarafta açma kapama düğmesi, optik yakınlaştırma ve uzaklaştırma yani zoom düğmesi ve fotoğrafı çekmek için basmamız gereken deklanşör bulunuyor. Solda flash yer alırken, orta bölümde video çekerken stereo ses kaydetmek için kullanılan sol ve sağ mikrofonlar yer almakta. Mikrofonların ortasında ise kaydettiğimiz videoları oynatırken seslerini duyabilmemiz için hoparlör bulunmakta. Açma-kapama düğmesine basarak fotoğraf makinemizi açalım. Fotoğraf makinesi açılırken hem lens hem de flash otomatik olarak dışarı çıkar. Flash'ı kullanmak istemiyorsak flash'ı haznesine doğru iterek kapatmak yeterlidir. Tekrar açmak istediğimizde tek yapmamız gereken flash'ı haznesinden manuel olarak çıkarmaktır. Zoom düğmesini tek ağaç simgesinin olduğu tarafa yani sağa ittiğimizde yakınlaştırma yapılırken sola ittiğimizde ise uzaklaştırma yapacak yani odak uzaklığını değiştirmiş olacağız. Bu sayede fotoğrafta yer almasını istediğimiz konulara yakınlaşmak ya da konulardan uzaklaşmak mümkün olmakta. Odak uzaklığı değiştikçe lensin uzunluğu da değişecek. Bu nedenle makineyi lensin hareketini engellemeyecek şekilde tutmalıyız. Canon PowerShot SX210 IS 14x optik zoom sunmakta. Zoom yaparken 14x'e ulaştığınızda zoom yapmaya devam edersek, dijital zoom devreye girer ve toplam 56x yakınlaştırma elde edilir. 14x'in üstündeki bu yakınlaştırma değerleri mavi renkte gösterilir. Dijital olarak yapılan bu yakınlaştırma kullanılırsa görüntü kalitesinde azalma meydana gelir. Dijital zoom seçeneğini menüden kapatmak ise mümkündür. Dijital zoom'u kapattığınızda fotoğraf makinenizin yapacağı azami zoom değeri 14x olacaktır. Canon PowerShot SX210 IS'in arka bölümünde yer alan büyük ekranın sağında ise fotoğraf makinesini kontrol ettiğimiz düğmeler bulunuyor. Bu düğmelerin en üstünde mod kadranı yer almakta. Mod kadranı ile hangi modda çekim yapacağımızı seçiyoruz. Bu eğitim videolarında tam otomatik moddan başlayarak tüm çekim modlarını anlatacağız. Mod kadranının hemen altında bulunan ikili düğmenin solundaki video çekim düğmesi, sağındaki ise çektiğimiz fotoğraf ve videoları görmek için kullanacağımız izleme düğmesi. Video çekim düğmesi sayesinde video moduna geçmeden de tek düğmeye basarak video çekmeye başlayabilirsiniz. Video çekim düğmesine istersek ISO değerini değiştirme gibi başka görevler de atayabiliyoruz. Bu düğme grubunun ortasında da kontrol kadranı bulunuyor. Kontrol kadranı dairesel olarak çevrilebildiği gibi yukarı, aşağı ve sağ ve sol olmak üzere dört yöne de tıklanabilir yapıda. Çevirme hareketiyle ayarları hızlıca değiştirmek ve menülerde dolaşmak mümkün. Yön düğmeleri çekim esnasında poz telafisi, makro manuel odak, flash ve zamanlayıcı ayarları için hızlı erişim düğmesi olarak da görev yapmakta. Yön düğmelerinin hangi görev için kullanılacağını fotoğraf makinemiz açılırken ekranda görebiliyoruz. Daha sonra bir yön düğmesinin hangi ayar için kullanıldığını görmek istediğimizde o yöne hafifçe dokunmak yeterli olmakta. Kontrol kadranının ortasında yer alan üzerinde Function, Set yani işlev ayar yazan ayar düğmesi ise çekim ayarlarını görüp değiştirmek için kullanılıyor. Düğmeye bastığımızda o anki çekim modunda değiştirebileceğimiz ayarları ekranın solunda görüyoruz. Kontrol kadranını kullanarak ayarlar arasında dolaşmamız mümkün. Sağ yön düğmesine bastığımızda da o ayar için kullanabileceğimiz değerleri görüyoruz. Yine tekeri çevirerek değerler arasında dolaşmak mümkün. O anki değeri seçmek için işlev ayar düğmesine basıyoruz. Son iki düğmemiz ise en altta yer alan disp ve menü düğmeleri. Soldaki disp yani gösterge düğmesine basarak ekranda görünen bilgileri değiştirebiliyoruz. Bu çekim anında kullanıldığı gibi çektiklerimizi izleme anında da kullanılabiliyor. Menü düğmesine basarak çekim ayarlarını ya da kamera ayarlarını değiştirebileceğimiz menülere ulaşıyoruz.